Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitik incelenmesi konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki AOB üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bak bir nokta verilmiş bir nokta verilmiş bir de eğim açısı verilmiş. Bu doğrunun eklemini yazıp y eksenini kestiği yeri bulabiliriz aslında. Evet bu şekilde yapabilirsiniz ama Bence bilmiyorum şuradaki noktayı da kullanabiliriz. Şuradan bir dik çizdiğimiz zaman 30 60 90 üçgen çıktı mı çıktı? Bunun apsisi 3 kök 3. Ordinatı nedir? Pardon, apsisi 1. Ordinatı 3 kök 3. Hocam 60'ın karşısı 3 kök 30'un karşısı 3 değil midir? E aynen öyle. Bitti. Hatta burası 30'un karşısıysa 90'ın karşısı, işte 90 karşısı da 2 oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burası da 30 60 90 üçgen değil mi? 60 90'sa burası 30. 30'un karşısı bakın kaç oldu arkadaşlar 30'un karşısı? 4 oldu. 30'un karşısı 4 60'ın karşı 4 köküçtür. O zaman üçgen alanı 4 çarpı 4 köküç bölü 2'den 8 köküç bulunur arkadaşlar. Daha kolay bir şekilde çıktı. Diğer türlüsü eğim belli nokta belli doğru denklemini yaz. Y ekseni kestiği yeri bul. Eksenleri kestiği yerler belliyken e, o zaman alanı da rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Ama bence bu daha kolay geldi. Buradan çözdüm. Evet cevap böylelikle Akçay. Dik koordinat düzleminde K noktası eşittir x doğrusu üzerinde herhangi bir noktadır. Arkadaşlar burada da iki nokta verilmiş. Bu iki nokta arasında uzaklığı bulabilir miyim öncelikle? Üçgenin alanı isteniyor. Evet bulurum. X'ler fark kaç? 4. Y'ler fark kaç? 4. Dik üçgenin kenarlı. 4. 4. O zaman uzunluk olarak nedir burası? 4 kök 2'dir. Tamam burayı buldum. Şimdi ben burayı bulduysam neyi bulmak zorundayım arkadaşlar? Hop şuradan çizilen yüksekliği bulmak zorundayım. Bunu bulmak için hamle yapacağım. E hocam burada bu y x doğrusu verilmiş. Y x doğrusu üzerinde herhangi bir nokta. Bilmiyoruz hangi nokta. Ara askele kafadan da sallayabilirsiniz. Bazı arkadaşlar öyle yapabilir de. Çünkü k noktası herhangi bir nokta deyip işlem yapabilir. Ama biz daha sağlıklı bir şekilde yapalım şimdi. Ne yapalım burada? Hocam öncelikle bu doğruda da verilmiş şey. Hiçbir şey yapamıyorsak en son sıkıştığımız zaman tabii ki eğim. Bunun eğimine bakalım. Eğim nedir arkadaşlar? 3 eksi eksi 1 yani 3 artı 1 bölü 7 eksi 3'ten 7 eksi 3'ten 2 noktası doğrunun eğiminden 4 bölü 4'ten 1 çıktı. Aa, bu doğrunun eğimi 1. Bakın bu doğrunun eğimi 1. Bunun eğimi 1 iken M1 diyelim buna 1. Bu doğrunun eğimi de 1 değil mi arkadaşlar? Y-X doğrusu oldunlar, evet. Şunlar birbirine paralel çıktı. Heh, ben şimdi aslında şöyle yapmayı planlıyordum. Hocam şunlar paralel çıktı. Bu noktayı kaydırıp orijine kaydırıp sonra noktanın doğru yolun uzaklığını bulayım diyecektim. A bu doğrunun denklemini de yazmak uzun olacak. Başka bir şey yapayım. Arkadaşlar bu doğrular paralel ya. İşimi kolaylaştırdı. Bakın şunlar birbirine paralel olduğu için sen bu noktanın bu doğruya olan uzaklığını bulacağına bu noktanın bu doğruya olan uzaklığını bulsan aynı şey değil mi? Paralel doğrular arasındaki bu dikmeler aynı değil midir? Evet. E o zaman bu doğrunun adını normal bir şekilde yazayım. Bu aslında 0 eşittir x eksi y değil midir? Yani x eksi y eşittir 0 doğrusu değil midir? Evet. Şimdi noktanın doğruya olan uzaklığı için zaten eşit 0 yazmam lazım. Noktayı doğru değil. Ne yazıyordum. X yerine 7'yi y yerine 3 yazacak olursam h'ı bulacağız. 7 eksi 3 mutlak değerce bölü kare içinde a kare artı b kare. Yani birin karesi artı eksi birin karesi. Birin karesi artı eksi birin karesi deyince ne çıktı arkadaşlar? 4 bölü kök çıktı. Kök 2 eşleniyle çarparsam 4 kök bölü 2'den 2 kök çıktı. Aa burası 2 kök O zaman bizim yüksekliğimiz de 2 kök 2 oldu? Aynen öyle. O zaman alan nedir arkadaşlar? Alan tabanımız zaten 4 kök Onda bir sıkıntı yok. Yüksekliğimiz de 2 kök bölü 2 kök ile kök 2'nin 2 cevap da böylelikle 4 çarpı 2'den 8 yaptı. Arkadaşlar şurada bir nokta seçip bu doğru yolumuz atlığını bulurken o şekilde de yapabiliriz ama işler uzayacaktı. Ben bu noktanın bu doğru yolumuz atlığını bulduğumda burayı da bulmuş oldum. İş daha da kolaylaştı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Tamam da ÖSYM sorsa iyi bir olur? Çünkü uzun yoldan yapacak olanlar da var. Neyse cevap E dremit oldu. Yukarıda iki doğru arasındaki uzaklık nasıl hesaplanır ondan bahsetmiş arkadaşlar. Buna göre diyor bu doğrular arasında çizilebilecek en büyük alana sahip olan karenin bir kenarı kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar eğimlerine bakacak olursak 3 bölü 4 bu da eksi 6 bölü eksi 8'den bu da 3 bölü 4 geliyor. Bunlar paralel doğrular oldu. Şekli çizerek yorumlayalım isterseniz. Bunlar paralel doğrular. Paralel doğruların bir tanesi 3x eksi 4y artı 6 eşit 0. Diğeri de 6x-8y-3 eşit 0 yaptı yaptı. E bu paralel doğrular arasındaki çizilebilecek en büyük kare hangisidir? Hocam bu da çizilir bu da çizilir. Ama en büyük hangisidir? Hocam şu olmaz mı? Evet. E, paralel iki doğru arasındaki uzaklık karenin bir kenarı olduğunda işte bu en büyük kenarlı bir kare olur. Bizden de bu isteniyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Direkt ben hocam C'ler farkı bölü kare 3'ünde akar artı ve kare mi yapacağız? Akar artı ve kare yaparken bunları mı kullanacaksın bunları mı kullanacaksın? Dikkat et sana yukarıda da formülde de açıklamış. Hocam C1-C2 demiş ama dikkat et her ikisinde de AX artı B'ye var. Yani X'lerin katsayıları A, Y'lerin katsayıları B. Katsayılar eşitken bu formül geçerli. O zaman ya bu denklemi 2'ye böleceğim ki o zaman 3 bölü 2 ile uğraşırım. Ya da bunu 2 ile çarpacağım ben bunu 2 ile çarpayım. O zaman denklem 6x 8 y artı 12 eşit 0 oldu. Şimdi c'ler farkını şu sayılarda yapabilirim. Çünkü 6x 6x 8 y 8 y olduğundan dolayı. Dolayısıyla h buradan neye eşit arkadaşlar? C'ler farkı 3 12 mutlak değerce bölü kare küçüğünde 6'nın karesi artı 8'in karesi diyeceğiz arkadaşım. Yukarısı 15 15 diye çıktı aşağısı da artık 6 ve 8 gördüğünüzde 10 olduğunu biliyorsunuz. E, sadeleştirdiğiniz zaman 15 bölü 10. 15'i 5'e bölsen 3. 5'e bölsen burası da 2 çıktı. Cevabımız da böylelikle 3 bölü 2 oldu. Yani cevap Akçay. Şekilde AB paralel OX verilmiş. Evet şununla şu birbirine paralel verilmiş. Ve C 4'e 0 verilmiş. Çok güzel. AOB üçgeninin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi buradaki nokta verilmiş arkadaşlar. Bu noktaya bakacağız. B'nin hapsi dörtgen. ordinatını bulabilir miyim acaba? Bulurum tabii ki. Bul bakayım. B yerine bu doğru nokta bu doğrunun üstünde olduğu için x yerine 4 yazsam 4 kere 3 y eşittir 12 bölü 2'den 6 mı geldi? Evet. Buradaki nokta 4'e 6 noktası yaptı. Absis 4 ordinatı 6. E hocam şimdi buraya gelecek olursak buradaki noktanın da ordinatı belli. Yani y'si belli. 6 eşittir 4 x'e buradan ne geliyor arkadaşlar? 6 bölü 4 eşittir x oldu. Yani x buradan ne geldi? 3 bölü 2 geldi. E buranın hapsi de 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. 3 bölü 2. E hocam bunun tamamı 4'tü. 4'ten 3 bölü 2 çıkartırsan 8. 5 bölü 2 mi yapıyor? Evet. Hocam burası 5 bölü 2 iken şurası da 5 bölü 2. Çünkü bunlar da birbirine paraleldi. Dikdörtgen oluştu. Bizden bu üçgenin alanı isteniyor. Alan nedir? Taban belli mi? Belli. Tabana ait yükseklik belli mi? Bu tepesinden çizilecek. İşte hocam bu yükseklik. E, o zaman alan çok basit. Tabanımız 5 bölü 2. Yüksekliğimiz 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2 alan olduğundan 30 bölü 2 15 15 bir de 2'ye böldüğümüz zaman kaç çıkıyor arkadaşlar? 7.5 çıkıyor. Yani sorumuzun cevabı böylelikle denizli oldu. Aşağıda verilen ABCD karesinin B köşesi Y işte 1 bölü 2 X 1 bölü 2 X artı K Şimdi burada 1 bölü 2 X artı K'yı ben kullanmam lazım. Burada 1 bölü 2 X artı K'da eksenleri kestiği yerleri yazamıyorum ama eğim belli. Eğim hocam 1 bölü 2 Aklımızın bir köşesinde bulunsun. Yani şuradaki açının tanjantı şuraya ben bir alfa dersem tanjantı alfa 1 bölü 2 aklımın bir köşesinde bulunsun. Peki. Sonra ne yapacağım hocam? Şekil 1'deki AB üçgeni EB boyunca katlandığı şekil 2'deki görünüm oluşmuş. Sonra diyor ki x eksen olan uzaklığı 2 birimmiş. Evet A üstü noktasının buraya olan uzaklığı 2 birim olarak verilmiş. Buna göre alan karenin alanı isteniyor arkadaşlar bizden. Yani karenin bir kenarını bulacağız. Hadi bakalım şuraya yoğunlaşalım arkadaşlar. Şurada şekli biraz büyüteyim. Sizin açınızdan daha güzel olacak galiba. Evet büyüttüm şöyle şekli. Gençler eski haline geri getireyim şöyle. Hoppala cuppala geri getirdim. Katladığımızda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şuradaki kenarlarda birbirine eşit mi arkadaşlar? Evet. Burası 90 ise burası da 90 mı? Hemen bu eksik parçaları tamamlayalım. Hocam bu açının tanjantının ben alfa diyecek olursam 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Ee, buradaki dik üçgen değişimi yarar mı? 1'e 2. Buradaki dik üçgen değişimi yarar mı? Yok. Değerler yok. Şuradaki dik üçgen değişimi yarar mı? Bak alfa, beta ters açıdan beta. Dolayısıyla burası da alfa oldu. E hocam ya da direkt bana alfa beta derken z'den dolayı da alfa oldu diyebiliriz. Tanjant alfa 1 bölü 2. Tabi karenin kenarlarında yazacağımız için bu daha sağlıklı oldu. Yani burası k iken burası ne oldu arkadaşlar? 2 k oldu. Çünkü tanjant alfa 1 bölü 2. E hocam o zaman burası k. Aa, burası 2 k iken burası da 2 k oldu. Yalnız soruda ben ne yapmalıyım arkadaşlar? Soruda neyi kullanmalıyım? Neyi kullanmalıyım? Bu arada karenin bir kenarı 2K ya. Burası da 2K. Burası da 2K aldığından buraya da K kaldı. Şuradaki ort taban bir işime yarar mı? K'ya 2K oldu. Şunlar da birbirine eşit. Yok bir işime yaramaz. Yani buranın da 2K olduğunu sadece söyleyebilirim. Ama bir işime yaramayacak galiba. Benim soruyu çözmem için ne yapmam lazım? Şimdi gençler soruyu çözmem için şu verilen bilgiyi kullanmam lazım. Bu verilen bilgiyi burada nasıl kullanacağım? Bak 2 buraya kadar olan uzaklık demiş ya. Hocam buraya kadar olan uzaklık 2 ya. Bunu şöyle kullanabilirim. Uzatabilirim şöyle devamını. 2'yi kullanmak için. Aa hocam uzattığım zaman bunun tamamı 2 kaydı. Buraya 2K eksi 2 mi kaldı? Evet. Hocam şu uzunluk belli değil ya. Tüh. Kaçırdık mı olayı? Keşke burası belli olmuş olsaydı. Burası belli olmuş olsaydı burada bir Pisagor bağıntısı yapacaktım arkadaşlar. Ama burası belli mi? Değil. Belli olmadığı için burada bir işlem maalesef yapamayacağım. Alfayken burası da alfa. Burada bir şeyler geliyor mu diye bakıyorum. Yok. Şunu böyleyken kullanamadım. Bak buradaki çizgiyi böyleyken kullanamadım. O zaman aşağıya mavi yerleri yoğunlaşalım. Hocam ne var burada? Burada bir dik yamuk var. E, hocam burada da dik yamuk var. Dik yamuk gördüğünde ne yapıyoruz? O zaman onu yapalım. Hocam şöyle bir dik çiziyorum. Çizdin diki. Hocam burada da bir dik yamuk var. E, burada da bir dik çiziyorum. Çizdin diki. A buradan dik buradan dik. Bu doğrusal dikdörtgen oluştu. Bu arada e, bunun tamamı kaydı. 2 ise burası 2. Buraya k eksi 2 mi kaldı? E, burası 2 kaydı. Burası 2 ise o zaman burası ne oldu arkadaşlar? 2 k 2 oldu burası. Hocam buradaki üçgenlerde bak bir şeyler var. Bak şu üçgenle şu üçgene dikkat et. Hocam 90'ın karşısı k 90'ın karşısı 2 k. Bir de 90'lar davada uçuşuyor. Dal alfabetaya e bakayım. Ama alfayı ben burada kullandım. Beta teta'ya da al bakayım. Beta teta. Teta 90 sa beta. Burası da teta oldu. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer. 90'ın karşısı k iken 90'ın karşısı 2k oldu. Demek ki 1'e 2 oran var. E o zaman beta'nın karşısı burada belli. k 2 ise beta'nın karşısı burada. k eksi 2'nin 2 iki katı. Çünkü 1'e 2 oran var. 2k eksi 4 yapacak. E hocam burada artık bir şeyler çıktı. Şuradaki üçgende bakın şuradaki üçgende bir pisagor bağıntısı çıktı. Hocam 2K'nın karesi eşittir. 2K eksi 2'nin karesi. 2K eksi 2'nin karesi. Artı 2K eksi 4'ün karesi. Deyip işlem 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 yapacağız. Aa, burada işlem yapmam. Dikkat et. Bir kenar 2K. Bir kenar 2K eksi 2. Bir kenar 2K 4. Yani ikişer artan bir üçgen bu. İkişer artan üçgen hangisi arkadaşlar? 3, 4, 5'in hani artışı artan üçgen hangisiydi? 3, 4, 5'in katlarıydı. İkişer artan da 6, 8, 10. En küçüğü bu. Sonra bu sonra bu. Yani 2K eşittir 10'dan 2K yerine ya 10 yazarsan K 5 çıkar. K yerine 5 yazdığında bak 8 oluyor. 5 yazdığında bak 6 oluyor. K'yı 5 buldun. K'yı 5 bulduysan 2K 10 yapar. Bizden de karenin alanı isteniyor. Onun karesinden cevapta kaç çıkacaktır? 100 çıkacaktır. Bizden alın ABC'de isteniyor değil mi? Evet 100 çıktı o zaman arkadaşlar cevabımız. Böylelikle denizli oldu. Güzel soruymuş ama verilen bilgileri kullanabildiğiniz sürece güzel oluyor değil mi soru arkadaşlar? Evet cevap Denizli. Eşitsizlik sisteminin belirttiği bölgenin alanı nedir? Arkadaşlar Y 2 ile 12 arasındaymış. Bu ne demek? Y 2 burada ve 12 burada. Şöyle göstereyim pardon. Şunu gösteriyorum. Y eşittir 2 doğrusuyla Y eşittir kaç doğrusu arasında olacak arkadaşlar? Çünkü Y 2 ile 12 arasında olduğu için 2 ile 12 arasında olacak y eşittir 2 doğrusu. Yani burası 2. Burası da 12. y eşittir 12 doğrusu arasında olan bir eşitsizlik sistemi arkadaşlar. Burası. Tamam. x büyük eşit 0 demiş. x büyük eşit 0 neresi arkadaşlar? x'in büyük 0 olduğu yer burası. Yani y ekseninin sağ tarafı. Şimdilik neresi oldu arkadaşlar? Bakın. Şunun arası. Sonra y ekseninin sağ tarafı. Yani şurası iptal oldu arkadaşlar. Şurası yaptı. Bir de şu doğruyu çizeceğim. Bu doğrunun adı nedir arkadaşlar? Bu doğrunun adı da 3y eksi 2x büyük eşit 0 ya. Bu doğruya da bakalım. Şurada inceleyelim bunu da. 3y büyük eşit 2x. Yani y büyük eşit 2 bölü 3x. Yani burada y hepsi aynı doğru da çizelim mi? Yok ilk önce bunu çizelim. y eşittir 2 bölü 3x. Grafiği bu değil mi arkadaşlar? Evet. y eşittir 2 bölü 3x'in grafiği bu. Ama hocam büyük küçük hangisini seçeceğiz burada? y büyük taraftaysa y büyük taraftaysa ne yapıyorduk arkadaşlar? üst tarafını almıyor muyduk grafiğin? Değil mi? Ya da şöyle yapabilirsiniz. Hocam buradan bir denklem mesela bir nokta alalım. 1'e 0 noktasını alalım. Yani x yerine 1, y yerine 0 yazdığınızda 0 büyük eşittir. 2 bölü 3 yaptı mı? Yapmadı. O zaman bu noktaya bakan yer değil üst taraf bölgesi olacaktır. Hepsini bir grafikte toplayalım şimdi. Hadi bakalım. Hocam y eşittir 2 doğrusu var. Y eşittir 12 doğrusu var. Bunun arası. Sonra şurası bir de bu doğrumuz var. Bu doğrumuzun da adı şu değil mi arkadaşlar? Evet. Benden istenilen gençler bu iki doğru arası bir. Y ekseninin sağ tarafı şimdilik bu iki doğru arası yaptı. Bir de neresi olacak arkadaşlar? Bir de bu doğrunun da neresi olacak? Üst tarafı olacak. Bu doğrunun da üst tarafı şurası olmaz mı arkadaşlar? Evet iki doğru arasında. Benden istenilen bölgenin alanı burası yaptı arkadaşlar. Burası 12. Burası 2. Sonra bu y eşittir 2 bölü 3 x doğrusu. E arkadaşlar biz o zaman alt taban ve üst tabanı da bulursak olay bitti. Bu y eşittir 2 doğrusu. Bu da y eşittir 12 doğrusu. Doğruların kesim noktasını bulalım mı arkadaşlar? Y eşittir 12 ile bunu. E o zaman y yerine 12 yazdığımızda burada 12 eşittir 2 bölü 3 x olduğundan e, sadeleştirdiğimizde 6 6 kere 3 18 x'i e 18 oldu. Evet buranın apsisi 18. Apsisinin 18 olması şuradaki uzunluğun 18 olması anlamına geliyor. Peki bir de şuranın şeyini bulalım arkadaşlar. Y eşittir 2 doğrusu ile Y eşittir 2 bölü 3 doğrusunu ortak çözüm yapalım. Y yerine 2 yazalım burada. Y yerine 2 yazdığımızda 2 eşittir 2 bölü 3 x olduğundan x de buradan kaç geldi arkadaşlar? 3. Buranın apsisinin 3 olması demek burasının 3 olması anlamına geliyor. O zaman alt taban artı üst taban arkadaşlar. Alt taban 18 üst taban 18 artı 3. Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz kaç? 10 bölü 2 bize cevabı verecektir. Şunu da şu sadeleştirece 5. 5 ile 21'in çarpımı kaç yapıyor arkadaşlar? 105 yapıyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. Şekilde tabanı 6 birim ve eşit kenarları AB eşittir AC 3 kök 5 olan. AB ile AC 3 kök 5 olan diyor. ABC x kenar üçgen verilmiştir. Tabanı iki eşit parçaya böldüm arkadaşlar. Böldüm. Peki. Sonra bu ağaç boyunca kesilmiş. Sonra bu şekilde buralara konmuş arkadaşlar. Buna göre diyor orijinde olacak şekilde. Tamam buna göre diyor. Ne diyor? Bu dörtgenin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler burası hipotenüs 3 kök 5 ve şunlar birbirine eşit değil mi? Evet şu dik üçgenin bu kenarıyla bu dik üçgenin bu kenarı birbirine eşit değil mi? Eşit. Sonra tabanı da 6 birim diyor. Tabanı da 6 birim olduğuna göre burası 3 birim. 3, 3 kök 5. O zaman burası 6 mı oldu arkadaşlar? Pisagor bağıntısından yüksekliği de yüksekliği de 6 yapmış oldu. 1, 2 kök 5 üçgeninden. Hocam o zaman bu dik üçgenin bir kenarı kısa kenarı üçgen, uzun kenarı 6. Hocam üçgen 6 olacak. Hocam burası da üçgen 6 olacak. O zaman burası 3 yaptı. E, hocam burası da 3. Olay bitti mi? Bitti. Çünkü buradaki dörtgenin alan isteniyor. Hocam bu da kenar ortay, bu da kenar ortay. Ne yapacağız? Kenar ortaylar görünce ağırlık merkezi alan işçisi aklımıza gelecek. Üçgensel bilgi. Hocam kenar ortay kenar orta ağırlık merkezi oldu. Bir üçüncüyü de çizersem ağırlık merkezi alan ilişkisi 6 eşit parçaya ayrılıyordu. Bunların hepsi a a a a yapar. 6 a eşittir. 6 çarpı 6 bölü 2 değil mi gençler? Evet. Buradan 6'lardan bir tanesi gitsin. A'yı da buradan 3 bulduk. A bizden ne isteniyor? 2 a isteniyor. 2 a da 6 yapar. Yani cevabımız böylelikle. Ceyhan oldu arkadaşlar. Dik koordinat sisteminde ABCD karesinin AB kenarı bu doğru üstündeymiş. Tamam. Bu ne işime yarayacak? Arkadaşlar eksenleri kestiği yerler belli ya. Hemen eksenleri kestiği yerleri bulalım. X yerine 0 yazdığımızda eksi 2 ye eşittir 9 olduğundan y ise eksi e, 9 bölü 2 oldu. Hocam y eksi 9 bölü 2 ise buradaki uzunluk 9 bölü 2 birim oldu. Sonra bir de y ye yerine 0 yazalım. Çünkü analitik düzende bir doğru çizildiği zaman böyle hemen eksenleri kestiği yerleri buluyoruz. E, 3x eşittir 9 olduğundan x de buradan kaç oldu? 3 oldu. Evet x de buradan 3 oldu. E hocam burada bir bak burası 90 derece dikten dik çizilmiş. Ne var burada arkadaşlar? Öklit bağıntısı var. Şuradaki uzunluğu bulabilirim. 3'ün karesi eşittir a çarpı 9 bölü 2 olduğundan dolayı 9'lar sadeleşince a'yı da buradan 2 mi buluruz? Evet. A uzunluğunu 2 bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor? D noktasının nesi isteniyor arkadaşlar? D noktasının D doğrusunun denklemi isteniyor. Orijinden geçtiği için eğimini bulmam lazım. Eğim için Tabi bu açının tanjantını bulmam lazım. Bu açının tanjantı için şuradan dik çizmem lazım. E buradan dik çizdiğimde hocam şu uzunluk biraz sıkıntılı. Vallahi şurayı buldum ya. Şuradaki açı aynı zamanda ben buradan da dik çizersem de bu açının tanjantı bu açının da tanjantı eşit işte olmuş oluyor. E ama hocam buradaki üçgenlere bakın. 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya, Alfa beta. Alfa beta dersek. Bak beta değil. Şunun tamamı e, karadığım açıyı boş bensin şimdi. Ona sonra geliriz. Hocam şu üçgenler ne oldu? Bu bir kare olduğundan dolayı şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Eş üçgen çıktı arkadaşlar bunlar. Evet şu üçgenle şu üçgen eş çıktı. Çünkü alfa beta 90 ve 90'ın karşısındakiler birbirine eşit olduğundan. E burada alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 2. Betanın karşısı 3 betanın karşısı 3 oldu. Şimdi benden bu açının tanjantı istenmiyor muydu arkadaşlar? Evet. Şuraya ben ne diyeyim? Teta diyeyim mesela. Ee, eğim dediğimiz tanjant teta. Hocam tanjant tetiği bulmam için dik çizeceğim ama Z kuralı var zaten. Şu açının tamamı zaten teta. Bu açının te tamamı teta ise tanjant teta. Karşı bölü komşu. Yani 5 bölü 2 mi yaptı arkadaşlar? Evet. 5 bölü 2 yaptı. E arkadaşım D doğrusu da Y eşittir. Mx şeklinde bir doğru değil midir? Eğimi de biz şey bulmadık mı? 5 bölü 2 bulmadık mı? Evet. Y eşittir. O zaman Mx doğrusu yani 5 bölü 2 X doğrusu yapar. Yani 2Y eşittir. 5X yapar. Şıklarda hangisi? Ee, öbür tarafa attığımız zaman 0 eşittir. 5x eksi 2y şeklinde olan ne olacaktır? Yani cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. D doğrusu verilmiş ve bunlar da birer kare olarak verilmiş arkadaşlar. Alanlar toplamı nedir diye soruluyor. Taralı alanlar toplamı bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Şimdi bu doğru verilmiş mi bize? Verilmiş. Bu doğrunun adı ne? Bu doğrunun adı x artı 2 ya eksi 6. O zaman bu doğrunun bir x eksenini kestiği yere bakalım mı arkadaşlar? x eksenini kesmiyor. E, x eksenini kestiği yer bizim işimize yarayacak mı? Bilmiyoruz ama y eksenini kestiği yer var burada. Bir x yerine 0 yazalım. x yerine 0 yazdığımız zaman y'si kaç geldi? Hocam direkt 2y eşittir. 2y eksi 6 eşit 0'dan y'si buradan kaç geldi arkadaşlar? 3 geldi. Evet y'si şuraya kadar olan kısım 3. Aa hocam bu doğrunun bir adı var. Dikkat. Bu doğrunun bir eğimi var. Dikkat. x eksenine pozitif yönde yaptığı açısına ben alfa dersem tanjant alfası eğimdir. Eğim de eksi 1 bölü 2 değil midir arkadaşlar? Evet. Eksi dediğimiz sola dayalı olması. sağ Sola yatık olması. E hocam burası alfayken burası da alfa değil mi? Yöndeşlikten aynen öyle. O zaman tanjant alfa 1 bölü 2 ise hocam burası a iken burası 2a'dır. A burası kare burası da 2a toplam 3a eşittir. 3 olduğundan a'yı buradan bir mi buluruz? Evet. Hocam burada da aynı şekilde bak alfa iken şöyle z'den dolayı burası da alfa. Burada da 1'e 2 oran olacak. Yani burası enken 1 bölü e 2 oran olacak. Öncelikle burası 3 mü? 3. Buraya ben bir n dersem. n artı 3 burası karenin bir kenarı. n artı 3 burası. E, hatta şöyle diyelim. Hocam tanjant alfa 1 bölü e 2 ya. Tamam. n artı 3 iken artı 3'ü deneyelim hadi. Sıkıntı olmasın. Tanjant alfa n bölü n artı 3 de tanjant alfaya eşit olmalı. O da 1 bölü 2'ye eşit olmalı. O zaman işler dişler yapınca 2 n yani eşittir n artı 3'ten n'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 2 n yani eşittir n artı 3'ten n'i de buradan 3 buluruz. n 3 ise buradaki kenarda 6 mı yaptı? 6 yaptı. 3'ü buradaysa, 3'ü buradaysa buraya da kaç kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. Şimdi bizden ne isteniyor arkadaşlar? Alanlar toplama tamam. A'yı biz zaten 1 bulmuştuk. Hocam burası 1, burası 2. E hocam 1 çarpı 2 bölü 2. 1 çarpı 2 bölü 2 artı 3 çarpı 6 bölü 2 bize direkt sonucu verecektir. Yani 1 artı 9 isteniliyor bizden. Cevabımız da böylelikle 10 çıkar arkadaşlar. Yani cevap akçay oldu. Doğruların kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar hemen böyle şunu yaptınız büyük ihtimalle. Hocam doğruların kesim noktası deyince ortak çözüm yapayım. X virgül Y'yi bulayım. E, bulurken biraz sıkıntı yaşayacaksınız ama. Değil mi? Sonra orijinden geçen bir doğru x. Hem buradan hem buradan geçen doğru. Nedir arkadaşlar? Önce eğim bulursunuz. Sonra eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazarsınız. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Soruyu okurken doğruların kesim noktasından geçen. E, kesim noktasını bulurken sıkıntı yaşayacaksanız durun. Kesim noktasından geçen dediğinizde ortak çözüm yapacaksınız. Ortak çözüm yapacaksınız. Orijinden geçen dediği zaman da y eşittir mx artı c'de C olmayacak değil mi arkadaşlar? O zaman ikisini birleştir iki cümleyi. Öyle bir ortak çözüm yapacaksın ki C'ler olmasın. Değil mi? O zaman biz burada ortak çözümümüzü yaparken ona göre yaparım. Burada C'leri yok edecek şekilde. Ben bunu direkt 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam olay bitiyor arkadaşlar. E 3 ile çarpıp taraf tarafı toplayacağım. Yani 3x 4y eksi 18 eşit 0 çünkü amacım C'yi yok etmekti. Artı 18 yapmakta o yüzden 3'le çarptım. 6x artı 9y artı, sıf artı 18 eşittir 0. Taraf tarafa toplarsam 9x artı 5y eşittir 0 mı geldi? Evet cevabımız böylelikle balık esir yaptı arkadaşlar. Öbür türlüsünde çok zorlanacaktınız. Böyle bunlarda dikkat edin. Böyle bazen iki cümle olduğu zaman her ikisini de aynı anda yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Cevap Balıkesir.